Marina'da birbirinden ilginç tekneler var. Farklı ihtiyaçlara göre değişik anlayışlarla tasarlanmış ve inşa edilmiş tekneler Atasoy ve Karasu'nun dikkatini çekiyor. Burası dünya denizcilerinin olduğu kadar dünyayı dolaşan teknelerin de buluşma yeri kuşkusuz. Marina'daki teknelerin çoğu uzun yol tekneleri. Fakat buraya geldikten sonra çeşitli nedenlerle yola devam edememiş teknelerin durumu Atasoy ve Karasu'yu hayli üzüyor. Teknelerin açık denizlere hasret kalması, okyanusların tadını bilen insanların çektiği özlemden farklı değil. Seyre çıkamayınca her ikisi de kök salarak hareketsizleşiyor. Bir marinada uzun yol teknelerini diğer tatil teknelerinden ayırmak genellikle çok kolaydır. Çünkü uzun yol teknesinin üzerinde çok fazla eşya olur. Yol teknelerinin güvertesinde bolca yedek mazot ve su bidonu görmek mümkündür. Tabii rüzgar jeneratörleri ve güneş panelleri de uzun yol teknelerinin vazgeçilmezleri arasındadırlar. Teknede yapılması gereken işler hiç bitmiyor. Uzaklar 2 ekibi de sürekli çamaşır, bakım, onarım, su taşıma, dostları ziyaret derken günü keyifli bir yorgunlukla tamamlıyor. Las Palmas Limanı özellikle hafta sonları yelken sporuna ilgi duyan, öğrenmek ya da deneyimini artırmak isteyenlerle dolup taşıyor. Okyanusun ortasında bir ada olmanın gereği denize ve denizciliğe yakın olmak. Atasoy ve Karasu biraz da kenti ve yakın çevresini gezmeye karar veriyorlar. Otobüste gittikleri Telde, Las Palmas'ın yaklaşık 10 kilometre güneyinde yer alan dağlık bir şehir. Ada yemyeşil. Okyanusun mavisine alışmış gözler için oldukça dinlendirici bir yolculuk bu. Her ne kadar karayolunun hoyratlığı olsa da çevrenin güzelliği ekibimize iyi geliyor. Adanın dağlık yapısı görülmeye değer manzaralar oluşturuyor. Yaşamının getirdiklerinden biri olsa gerek, hayat gayet keyifli ve stresten uzak. Adanın ortasında yer alan kasaba San Mateo'yu gezen Uzaklar ekibi çok keyifli bir etkinliğe tanık oluyor. Bir pazar günü kasabanın meydanında halka sunulan müzik, yerlilerin ve turistlerin birlikte güzel zaman geçirmesini sağlıyor. Öyle ki yoldan geçenler bile bir süreliğine durup dans ederek etkinliğe katılıyorlar. Uzaklar 2'de elektronik postaları daha etkin kullanabilmek için yeni bir cihazın var olan sisteme adapte edilmesi gerekiyor. Bu yüzden SSB telsizin internet sinyali alabilmesi amacıyla kullanılacak yeni cihazların kullanacağı kabloların döşenmesi gerekiyor. Oldukça girintili çıkıntılı olan teknelerde kablo döşemek en zorlu işlerden biri. Ama ekibimiz bu zorluğun da üstesinden geliyor. Sen mi istiyorsun? Osman yatak odasında çalışıyor. Osman sen anlattın neler yapıyorsun? Teknedeki SSB'yi Paktör modemle bağlantıya geçireceğiz. Buradaki Alfred'den alacağımız Paktör modemle SSB ve o işte anten tünelini birbirine bağlıyoruz. Daha doğrusu teknede denizdeyken ıssız yerlerde veya okyanusta telefonların çalışmadığı, internetin olmadığı yerlerde kısa dalga radyo üzerinden internete girmek, kısa bir şekilde tabii, sadece e-posta yollayıp almak, daha doğrusu e-posta yollayıp almak için gerekli bir sistem kuruyoruz. Sailmail denilen bir Amerikalıların işlettiği bir abonelik sistemi. Yılda $250 abone alınıyor ve her gün dünyanın neresinde olursan ol birkaç sayfa e-posta alıp yollayabiliyorsun, ama sadece metin olarak, fotoğraf, resim yok.
Bunun için işte teknede bir SSB radyo denilen güçlü bir kısa dalga radyo alıcısı ve vericisinin olması gerekiyor. Bir de buna bağlı anten ayarlayıcısı ve de bu sistemi çalıştıracak modem faktör denilen bir modem. Bunların üçü birbirine bağlanıyor. Bir entegre sistem haline getiriliyor. Ve teknenin kıç istiralyası anten olarak kullanılarak iletişime geçiriliyor. Böyle bir şey. Ama tabii bunun için bir sürü kablo döşemek gerekiyor. Teknenin altını üstüne getirdik. Tavanları açtık. Yeniden kablolar çekiyoruz arkadan akülerden. İşte antene bağlıyoruz falan. Bir sürü iş. Aslında bu yazı çizi işleri olmasa, yani böyle denizin ortasında ıssız koylarda ve okyanuslarda internete girmek, e-posta alıp yollamak hiç istemezdim. Ama bu bizim yaptığımız seyahatin artık pek vazgeçemeyeceğimiz bir parçası olduğu için yapıyoruz. Yani elektronik bir iş, pek benim sevmediğim bir iş, pek anlamadığım da bir iş, hatta hiç anlamadığım bir iş. Ama işte öğreniyoruz ve istemeye istemeye de olsa girdik bu işlere. Bakalım. İnşallah güzel olacak. Teknede iş hiç bitmez. Ama bugünlük bitmek zorunda. Çünkü Atasoy ve Karasu'nun Duty Free teknesinden dostlarının beklenen bebekleri nihayet dünyaya geldi. Ve ekibimiz yeni bebeği ziyarete gidiyor. İvetlerin bebeği oldu. Yani daha doğrusu bekledikleri bebek doğdu. 4 ile 200 gram ağırlığında güzel bir kız. İsmi Lanka. Sibel. Bugün onu sıvıyor. 16 mm op je voorstag. Dat doet niks. Het doet alleen maar je voorstag of je voorzijl op spanning houden. Moet ik achter komen op je achterstag. Nasıl Sibel? Çok güzel değil mi bebek? Hem zo slim en beetje. Toch dat weer zo goed. Nee, maar alles is zwaar. Mijn kaartje is begaan. Ik ben niet snel. Ja, ik dacht ook, maar ik ben dus druk gegaan. Ik ben bezig met een nieuw te bouwen. Toch lezen. Hallo. Zeg maar. Hallo. Hallo, Jantin. Beetje lachen. Maşallah. Maşallah. Allah bağışlasın. Çok güzel bir çocuk olmuş. Atlas Okyanusu'nun ortasındaki bir adada dünyaya gelen bebek artık bir dünya vatandaşı. Şaraflar. Şampanya. Ben. Sabah dostlarımız kenti geziyor. Las Palmas konumu itibariyle oldukça tarihi bir yer. Resmi dili İspanyolca olan adada İngilizce de konuşuluyor. Kentin nüfusu 2010 yılı itibariyle 380 bin civarında. Adanın dağlık coğrafyası farklı yüksekliklerden kaynaklanan nefis bir bitki örtüsü oluşturmuş. Okyanusun ortasında olması da dostlarımızın da şikayet ettiği gibi adanın sürekli bulutlu olmasına diyor. Adanın güneyinde yer alan yerleşimler bir yanda yeşil alanları, diğer yanda çöl gibi geniş kumsalıyla farklı bir coğrafyaya sahip. Ekibimizin dolaştığı Maspalomas'ın feneri de hayli ilginç. Fener Kulesi'nin yüksekliği tam 68 metre. Hem Las Palmas'ı hem de Gran Canaria'nın büyük bölümünü gezip görme olanağı bulan Uzaklar 2 ekibi burada bu seyahatteki hatıralarına yenilerini eklediler. Denizcilerimiz kısa bir süre daha Las Palmas'ta olacaklar. Uzaklar'da gelecek hafta. Uzaklar 2 Kanarya Adaları arasındaki gezisini sürdürürken Türkiye'den gelen bir haber denizcilerin keyfini kaçırıyor. Bir süreliğine apar topar Türkiye'ye dönmek zorunda kalan Sibel Karasu'nun ardından Osman Atasoy, seyahatine ilk kez yalnız devam ediyor. Ve adalar arasındaki gezilerini tek başına sürdürüyor.